Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videoda Anadolu Hayat Emeklilik'te bireysel emeklilik sözleşmesine sahip kişiler için kullanabilecekleri, uzun vadeli tutabilecekleri güzel fonları hep birlikte inceliyor olacağız. Hemen şu hatırlatmayı yapayım. Bu fonlardan bazıları farklı emeklilik şirketlerindeki sözleşmelerinizde kullanamayabileceğiniz, yani BEFAS işlemlerine kapalı olabilecek fonlar. Bunları fonları incelerken ayrıca zaten bakacağız. Biliyorsunuz bazı emeklilik şirketleri içerisinde barındırdıkları bazı fonları diğer emeklilik şirketlerinin kullanmaması amacıyla BEFAS platformuna kapatıyorlar. Böyle olduğu zaman da o fonu satın alabilmek için, yani emeklilik sözleşmenizde o fonu bulundurabilmek için ancak o emeklilik şirketinin müşterisi olmanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle fonlar da olacak. Onlara da hep birlikte bakacağız. Şimdi 5 yıllık bir sıralama yaptığımızda en yüksek getiriyi 5 yılda %1487 ile Anadolu Hayat'ın İş Bankası İştirak Endeksi fonu gösteriyor. Bu bir endeks fonu, yani bir endekse yatırım yapan fon. Dolayısıyla kısıtlı bir hareket alanı olduğunu söyleyelim. İçerisine girip baktığımızda 86.800 yatırımcısı var. Bu anlamda son bir yılda da %224'lük bir getirisi var ki, yani 5 yıllık performansının haricinde son bir yıllık performansı da son derece iyi gözüküyor. Dolayısıyla hala yatırım yapılabilir pozisyonda, iyi yönetilmiş ve iyi yönetilmeye de devam ediyor demektir. Burada BEFAS'ta işlem görüyor ibaresini görüyorsak farklı emeklilik şirketinden de bunu alabilirim. Yani garanti emekliliğin müşterisiysem de bu fonu tercih edebilirim. Hisse senedi %92 pozisyonu var. Alış ve satışlarında bir gün ve iki gün, yani satış talimatınızı verdiğinizde iki gün sonra satılmış oluyor. Ve çok yüksek riskli bir fon grubu içerisinde. Sebebi de şu: bir endeks fonu olması dolayısıyla sadece İş Bankası'nın iştiraklerine yatırım yapıyor. Yani İş Bankası hisselerine, Şişecam'ın hisselerine gibi bu şekilde İş Bankası'nın altında faaliyet gösteren firmalara yatırım yapan bir fon bu. Dolayısıyla onların hisse senetlerini tuttuğu için son derece riskli gözüküyor. Ancak hem bir yıllık perspektifte hem de 5 yıllık perspektifte yeterince getiriyi sağlamış. İkinci tarafta bir grup emeklilik var. Grup emeklilik yatırım fonu var. Bunu seçip seçemediğinizden emin değilim. Planınızın grup emeklilik olması gerekiyor olabilir. O yüzden bunu atlıyorum. Burada ikinci hisse senedi yatırım fonu var. 5 yılda %1371, yani 14'e katlamış paranızı. 5 yıl önce buraya yatırdığınız parayı 14'e katlamış durumda. 8.800 yatırımcısı var. Son bir yılda da %160'lık bir getiri elde etmiş. Eğer Anadolu Hayat'ın müşterisiyseniz kolaylıkla seçebileceğiniz bir fon. Ayrıca BEFAS'ta da işlem gördüğünü söyleyelim. Ve %97 oranında da hisse senedi tutuyor. Tamamıyla hisse senedi tutan bir fon olarak göze çarpıyor. Devam ettiğimizde yine burada otomatik katılım tarafında bazı fonlar var. Onları da atlayacağım. Hisse senedi fonu var. 1290, %1290 getirmiş, yani 13'e katlamış. Son bir yıllık getirisi de %191 gözüküyor. O da gayet iyi. Son bir yıllık enflasyonda bildiğiniz gibi ENAG üzerinden hesaplanan %130 civarındaydı. Dolayısıyla ciddi manada enflasyonu geçmiş bir fon olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi genellikle hisse senedi fonları uzun vadede önem taşıyor. Burada bir agresif değişken fon var. %1269 getirmiş. Dolayısıyla o da son bir yılda %181 ve 42.957 kişilik bir yatırımcı portföyü var. Burada değişken fon olduğu için bir farklılık var. Burada fon yöneticisi fırsat gördüğünde hisse senedine, fırsat gördüğünde farklı bir pozisyona dönebiliyor. Dolayısıyla bakın, burada fon varlık dağılımında hem hisse senedi görüyoruz, hem kıymetli madenler görüyoruz, hem bir takım vadeli işlemler görüyoruz. Dolayısıyla değişken fonların güzelliği bu. Siz bu fonu tercih ettiğinizde fon yöneticisi sizler için gerekli değişiklikleri yapıyor ve son bir yılda da %181 getirmiş, enflasyonun üstüne çıkmış. Dolayısıyla hiçbir şey yapamasanız bile bir değişken fona portföyünüzü emanet ederek esasında enflasyonun üzerine kolayca çıkabilmiş olurdunuz Anadolu Hayat Emeklilik'te. Devamında bir takım yine değişken fonlar var.
Burada Atak Değişken Fon var. 125 bin yatırımcısı var. Burada isimler değiştikçe aldıkları riskler de azalıyor. Atak olduğu için burada bakın fonun risk değeri 5 ancak agresif olduğunda bu değerler 6 ve 7'ye çıkabiliyor. BFAS'ta da işlem görüyor ve güzel tarafı da bir günde alınıp bir günde satılabiliyor. Burada yine Anadolu Hayat tarafında son olarak göstermek istediğim fon ise henüz daha bir yıllık bir fon. Dolayısıyla 5 yıllık bir performans getirisi yapılamıyor. Ancak burada bizim model portföyümüzde de bulunan bir fon olduğu için göstermek istiyorum. 39.900 takipçisi var, yatırımcısı var. Yani Anadolu Hayat'ın teknoloji sektörü hisse senedi yatırım fonu %166'lık bir getirisi olmuş son bir yılda. Burada baktığınızda bu fonun güzel taraflarından bir tanesi hisse senedi yani yerli hisse senedi tuttuğu kadar bir miktarda yabancı hisse senetlerine doğrudan yatırım yapıyor olması. Şu anda da %32.03'ü yani siz buraya bir 100 lira yatırdığınızda bu fona sizin 30 liranızda gidip yurt dışındaki teknoloji sektöründe teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor bu hisse senedi. Dolayısıyla şu anda belki uzun vadede getirisini ölçümleyemesek de, performansını değerlendiremesek de ilerleyen dönemlerde özellikle dövizin artışı ve 2024'ün sonlarındaki beklenilen borsa rallisiyle birlikte burada da çok ciddi getiriler ortaya çıkacaktır. Özellikle bu dönemde ucuz kaldığını düşündüğümüz fonlardan bir tanesi. Dolayısıyla eğer Anadolu Hayat Emeklilik kullanıyorsanız ve hangi fonları seçmek gerekiyor diye kafanızda bir soru işareti varsa ya da BEFAS tarafına siz ulaşamıyorsanız, bizlerin tavsiye ettiği ya da değerlendirdiği fonlara siz ulaşamıyorsanız Anadolu Hayat Emeklilik müşterileri bu fonları mutlaka değerlendirmeli ve portföylerinde yer vermeli diyorum. Bunun haricinde sizlerin sormak istediklerinizi lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere iletin. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.